Bu bölümde de Aquaman, Khal Drogo ve Baba Boss karakterlerini canlandıran Jason Momoa'nın beslenme ve antrenman rutinini deneyeceğim. Bir gün boyunca ne yiyorsa onları yiyeceğim ve nasıl bir antrenman yapıyorsa aynısını yapacağım. İyi seyirler. Saçmalık bu. Böyle bir şey yok. Kaç oldu? Bugün plan değişik. Eski halim ya. Eski videolarımı almış. Yumurta yok. Yulaf yok. Pirinç yok. Nasıl sporcu planı anlamadık. En değişik planlardan biri olacak diyebilir miyiz? Allah Allah. Karbonhidrat yemiyor mu lan? Abi mama alacaktı da Adrian oldu galiba yanlışlıkla. Ne diyorsun? Abi işte. Hakaret gibi bir şeydi lan. Hoşuma gitmedi bu yorum yani hani. Mama olacaktı da götüme benzedi yani Adrian'e benzedi. Öyle hissettirdi bana ya. Olsun canı sağ olsun kardeşim. Listeyi aldın mı? Ne listesi? Alışveriş listesi. He aldım. Nerede? Kafamda. Unuttum ama üç beş aşağı baktım şu an o yüzden işlem yapamıyorum. Kolay zaten. Oğlum dünkü olay neydi? Tekleyelim mi abi? Hayır. Abi sorma dün ya. Akşam story attım ben. Jason Momoa'nın fotoğrafını koydum. Hani aktör serisine video geliyor diye geçen hafta söylemiştik zaten. Dedim ki insanlar biliyor zaten. Jason Momoa reisi koydum. Yarın dedim reisle birlikteyiz. Sorularınız varsa sorun. Hani o videonun içinde anlatalım onunla ilgili hayatında abi. Bunu bir ciddiye almışlar. Bir de ben story'i attım. Yemek yemeye indim sonra aşağı. Telefon yukarıda. Benim aldım yemeğimi falan yukarı çıktım abi. Telefona bir baktım. Kaos. Oğlum cevapsız aramalar bilmem ne. Instagram zaten DM kutusu falan kilitli. İlkokuldan arkadaşım aramış. İlkokuldan beri görüşmediğim bir arkadaşım. Çocuk story'yi görmüş abi. Mesaj atmış. Demiş ki abi çekime geleyim yarın ben müsaitim. Şimdi ben Jason Momoa ile buluşup video çekecek olsam. Bunu böyle Google'dan aldığım dandik bir fotoğrafını böyle alıp reisle birlikteyiz deyip böyle yumruk emojisi mi koyarım abi? Onu birazcık cafcaflattırım. Ben onun 3 hafta şeyini yaparım, reklamını yaparım yani. Tamam da ne demek istedi yani? Abi işte onunla bir gün geçireceğiz gibi bir şey yani öyle abi, bir. Bu da hala şey. Ona geliyor. Hala bozuk, doğru diyorsun ya. Zabıtaya yol şimdi verelim. Şimdi almaya mı gidiyoruz? Ha tabii şimdi havaalanına gidiyoruz arkadaşlar. Momoa reisi alacağız. Yani çocuk, abi. İlkokul arkadaşım da. Aynen abi. Yani yıllar. Sen senelerce arayıp sorma. Çok ses açık. Sıfır komünikasyon. En son şeyde falan konuşmuşuzdur yani. 07 uçmağını istemişimdir çocuktan. Bu arada doğru bu. Bu yaşanıyor biliyor musun? Adamla 10 senedir konuşmamışsın. Sana mesaj atıyor mesela. Çok eski 15 sene önceki arkadaşın sohbet etmişsin. İki kez mesaj atıyor. Görmüyorsun veya cevap vermiyor. Sikerler diyorsun mesela. Adam sonra diyor ki sana. Hep derlerdi inanmazdık. Götün kalkmış. Tabii siktir git amına koydum. Ulan 15 yıldır konuşmuyoruz seninle zaten. Ne gibi bir bağlantımız var da ben sana şimdi cevap vermedim diye götü kalkan ben oluyorum. Tabii ya yaşanıyor bunlar, yalan değil yani. O kadar eski. Jason Momoa'yı görüyor. Sen onu aramış mıydın? Ben de aramadım. Gelmese gelecekti, arkada oturuyordu. Onun için görmedim. Neyse isim vermeyeceğim ya, ayıp olur. Bu ver ayıp ya. Değil zaten, bu ayıp değil zaten. Hemen dedim mi demedim mi? Dedim. Şu an ama daha az oy var, 630 oy var. Yeniledikçe bu oranlar değişiyor. Avokadonun. Abi bu farklı bir kafa ya, yani... Çok saygı duyuyorum. Yabani zaten. Yani bir gün gerçekten böyle bir vücudum. İlk öğünümüzde yani kahvaltıda iki dilim ekmek var. Bunun üzerine fıstık ezmesi ve bal sürüyoruz. Yanında bir de yaban mersinimiz var. İkinci fıstık ezmeli ekmeğimin üzerine bal yerine videomuzun da sponsoru olan Apitera markasının Apitera Mix ürününden bir tatlı kaşığı ekledim. Apitera Mix'in içinde buna koyayım, benim gibi besleniyor lan bu adam. Bu kim nasıl kilo almıyor ya? Arı poleni, arı sütü, propolis ve bal bulunuyor. Arı poleni bal arılarının kovanlarında biriktirdikleri zorlananlar için beynim çok algılayamadı. Fıstık ezmesi mi yiyorum, bal mı yiyorum sezemedim. Yanında meyve tüketiyormuş. Blueberry ve karpuz favorisiymiş. Karpuz mevsimi olmadığı için alamadık. Oğlum onun zaten bir kutusu marketlerde 70 lira. Bu iyi bak. Sabah iyi tazelik yani. Asıl bunun tadını merak ediyorum bu da. İlginç bir kombinasyon oldu. Bu da yine çok benziyor tatları birbirine. Yine böyle bal mı yiyorum, fıstık ezmesi mi yiyorum tam böyle ayırt edemiyor ama bir de böyle tanıdık bir tat var. Böyle petekli ballar olur ya, petekli bal tadı gibi bir tat var. Ballı süt tadı. Neydi o? Kaldım fındık fıstık. Enerji lazım. Doydum. Bayağı iyi doydum hem de. Ama çok böyle
tatlı yemiş gibi hissediyorum. Yani sabah kalktım brownie yedim gibi hissediyorum. Bir saat falan bunları bir sindireyim. Ondan sonra doğrudan antrenmana geçeceğiz. Toplam 49 tekrar. Hiç böyle bir şey denemem. Holmes DC mi? Ya ne var Holmes ya? Geleceksin yine bıdı bıdı bana şey mi yapacaksın? Diyet muhabbeti mi yapacaksın be çocuk ya? Gel lan. Neredesin lan? Ne var lan? Ne iddia mı gene? Ne iddia mı konuşacaksın? Hayır abi, beraber video izleriz. Ya sen var ya. Sen var ya şerefsizsin. Oğlum bak, çok enteresan değil mi? Hem böyle video izliyorsun, ne kadar saygı duyulası bir şey olduğunu anlıyorsun. Zor. Ama bir yandan da insan özenmiyor mu? Mantı yiyorsun. Özenmiyor. Ben hep özeniyorum mesela. İzlerken özeniyorum yani. Hani böyle avokado alıyor, tartıyor. Benim çünkü bir 6 ayım böyle geçti vücut yaptığım zaman. O ya dönem, ben ona o dönemler inanmıyorum. Ya yarram ne, ulan. Bir şey diyeceğim. Cidden markete gidip hiç avokado aldın mı? Herhalde aldım abi. Oğlum. Ben hiç almadım mesela. Ketojenik hep merak ediyorum. Ben hep fiyatına bakıp geri döndüğümü hatırlıyorum. Bekle abicim. Bekle. Ya avokado alırken fotoğrafın mı var? Güvenlik kameralarından. Hayır, şeyi göstereceğim ya. Nerede lan o? Benim çıplak fotoğraflarımı atmıştım ya ben bir gün Instagram'a. Ne? Hayır, çıplak dediğim böyle bir gece gece efkarlanıp paylaşmıştım ya arkadaşlar. Bugün öyle bir karar aldım ki tam olarak bugüne döneceğim. Bugüne yükseldim falan deyip ertesi gün yine hamburger yediğim. Dur. Nerede o? Anlamadınız mı? Ya abi, senin diyetini biliyoruz. Konuşma lan. Şimdi iki gün önce, şimdi beni yatak odasına açtırma. Ya geldiler geçen gün, misafirim gelmiş, baklava söyledim. Yanlış mı yaptım yani? Baklava söyledim ya. Onlar yesin diye. Ne? Sen demedin mi kardeşim? Canım, daha oturdun yanıma, tuzağa kurdun. Canım donut çekiyor. Apple çekiyor. Bir şey diyeceğim abi. Orada senin demen gereken şey şu. Tamam kardeşim, sen ne istiyorsan sana söyleyelim. Hayatta az yedim. Bugün ben 4 gündür 5 gündür diyetteyim. Ben de. Dün, bugün hatta brokoli ezmesi ve ızgara köfte yedim. Akşam da dışarıdaydım. Arkadaşım tatlı yedi. Ağzım bile sürmedim. Hem de çok derin yerden buldum. Profiterol yedi önümden bunu. Hani aşağıda tırnaklarımla masayı çizdim ama yemedim. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu nasıl kahvaltı oğlum? Adam sabah fındık fıstık ezmesi meyve gömdü. Şekerin anası ağladı. Bu nasıl oluyor? Oğlum adam bir koymaz işte abi. Bunları yemekten yana bir sıkıntı yok. O herif sporda 1000 kalori harcıyor oğlum. Sporda bastığı yeter onun. Bak şu fotoğrafımı hatırlamıyor musunuz oğlum? Bak vücut yok burada da. Yani var aslında da gözükmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Yanlış bir şey yok değil mi oğlum? Memeyi kapatmışım tamam. Bak şu vücut var ya. Gördün mü şunu? Hey hey! Bak bu lanet vücudu, ben olsun. Bu vücuda tam olarak bu kilodan indim. Yani 118 kilodan bu forma indim ya. 33-34 kilo verip vücut yaptım 2-3 ayda totalde. Kaç yaşındaydın? Ya kaç yaşındaydım? Şey gibi oldum, Ozan Güven gibi oldum. 28 yaşında falandım. 27-28 olması lazım. Yani yaklaşık bir 10 sene öncesi. Yok lan, değil işte. Ya yayıncılığa başladığım zaman işte böyle öyle, o dönemler. Ben hatırlıyorum abi, ilk tanıdığımda maket bıçağı gibi adamdın. Neyse, ben o... Şişt, ne oldu lan? Chat'te bir şey oldu. Heh. Chat ereksiyon yaşıyor. Abart diyor. Niye abarttım lan? Ben abarttım galiba. Orada 10 yaş dedim ya. İçine çekmişsin. Hayır kardeşim. Ya orada bu arada harbi bir göbeğin yumruk yemiş gibi duruyorsun böyle. Hayır, Ali Muhammed o Ali. O kadar hızlı ya, göbeğim gitmedi zaten. Altta göbeği yağlı, hala göbeğim hafif. Midem çok küçük. Alt göbek zaten zor gitmez. En zor giden yer kaynak orası, depo yeri orası yani, gitmiyor. Ama benim bayağı kollarım, mollarım, göğsüm PT ile çalıştığım için ben haftanın 5 günü, bilemediğiniz 6 günü full ağırlık programı yapıyordum. Kalan bir gününde de böyle ufak böyle interval yapıyordum yani. Değişik bir şey yapıyordum. Ve çok ciddi vücut yapmışım. Ne oldu lan? Fotoğraflarımı göstertmeyin bana amına koyayım. Hayır, ona gülmedim ya. İntervalde güldüm. Hiç of vermedim. Ki hocam bunu istemese de vermedim yani.
Ama o dönemki motivasyonumu hatırlıyorum. Aynen böyleydi işte. Gidiyordum. Avokadomu alıyordum. Bulgurumu alıyordum. Bilmem ne mi alıyordum. Kendim yapıyordum. Sonra 2 sene 3 sene koruyabildim onu. O kadar yani. Şimdi abi 27 yaşındaki hayat standartın, biçimin, bir kere o zamanki tek sorumluluğun kendindin. En büyük detay orada o. Hmm. Yani sen ailenden ve kendinden sorumlusun. Şu an yaptığın işten dolayı. Zaten oğlum hepimizin hayatı yayıncılıktan anladım. Sonra sikilmiyor mu oğlum? Baktığın zaman hayatın. Valla ben yayıncılıkta önce 400 kiloydum abi, zayıfladım. Yarrak 3 ayda bir ben de yayın atsam ben de senin gibi dolaşırım. Sen otursana bir şöyle her gün bir yayın aç bakayım. Doğru söylüyor abi. Bu arada orada bir şey demiyorum ama sonuç olarak şu yaptık. An var, şu an yüzü var ya oğlum. O şu an göt olmanın zirvesinde. Sonuç olarak her gün ya oğlum yine haftanın 4 günü yayın açıyorum, 5 günü yayın açıyorum. Ayıp sikerim ha. Hayırdır amına koyayım. Bir şey diyeceğim abi, sen akşam açıyorsun. Tamam 8'de aç, yine 1'de kapat, git 1.30'da uyu. Kardeşim 2'de. Bunların hepsi bahane. Birbirimizi kandırmayalım. Bahane bu. Niye laf soktun abi? Hayır sen öyle dedin yani. Şimdi o bahane yani. Normalde yayıncı olup da sporu yapamaz mısın? Aslan gibi yaparsın da. Biz keyifçi adamlarız. Ben de keyifçi adam. Eski çıplak haline attım DC'den. At bakayım bebeğim. Ya oğlum bu ne? Bu da oyundan şey yapıyor ya. Bu arada evet abi, haftanın 5 günü neymiş ya? Bu arada vücut çok kötü. Ben böyle vücudum olsun istemem ha. Göbekli gezerim daha iyi amına koyayım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Söylediğin üzerine. Benim diyet yapıp 11 kilo verdiğim o 45 günlük süreç en çok yayın açtığım süreçti, biliyor musun? Demek ki yememek için kendini şey yaptın, öyle oyalamadın. Hayır oyalama. Abi sabah kalkıyorsun, spor yap, yemeğini ye. Akşam bir yayınımı yapıyordum. Yayından sonra diğer yemeğimi yiyordum. Harbi söylüyorum, en çok yayın açtığım günde, haftada ben de 4'teyim 5 yayın açıyordum ya. 5 değildi de 4 açıyordum ya. Çünkü öyle bir düzene oturuyorsun ki çalışacağım saati bile kafamda, yayın yapacağım saati bile kesinleştirmiş. Yani şu saatte de yayına girerim. Bu saatte zaten yemeğimi yiyorum. Şöyle olur, böyle olur. Harbiden öyleydi bu arada. Neyse doğru. Baba 2 ay kaldı. 2 ay 3 ay var. Nasıl 3 ay var? E oğlum Haziran 7 işte. Tamam. Nisan, Mayıs, Haziran'da olman lazım. Yani 2 ayın var aslında senin 95 altına inmen için. Ben onu söylüyorum. Temmuz 7. Ya abi benim biz Haziran derken 2023 dedik. Ya drop girdi drop. Toparlar sakin. Oğlum biz oyuna geçecektik lan. Saat kaç oldu? Şu videoyu izleyek ama ya. Ya bu video güzel de abi ya, Jason Momoa boş iş yapıyor ya. Yani yakıştıramıyorum ona böyle. Hangisi bu mu? Geldi mi görüntü? Denemedim. Başlıyorum. Antrenman önemli. Alışılmışın dışında bir antrenman sistemi var. Allah ER7 Allah. Yani hızlandırılmış sonuçlar 7 isimli bu metot Aquaman rolüne hazırlanırken uygulanmış. ER7 programında hareketler şu şekilde uygulanıyor. Ağırlığı alıp harekete başladıktan sonra 7 tekrar yapılıyor. Daha sonra ağırlığı bırakmadan 7 saniye dinlenip tekrar 7 tekrar yapılıyor. 5 4 3 2. Aynı ben de böyleydim lan şimdi. 7 6 Saçmalık mı? Böyle bir şey kaç oldu? 5 oldu. Atay sandık için izledik. Bu şekilde aralıksız 7 defa uygulandığında bir döngü tamamlanmış oluyor. Daha sonra 2 dakika dinlenip diğer harekete geçiyoruz ve onu da aynı şekilde aralıksız 7 set 7 tekrar yapıyoruz. Bu arkadaşın evi mi ya? Evine mi kurmuş? Aa bak bu da çok güzel bir şey ya. Kaçıncı bu? Amerikan dublaj yeni video atmış. Harbi mi? Bu şekilde tüm hareketleri bitirdikten sonra yine ilk harekete dönüyoruz ve bu sefer 6 set 6 tekrar 6 saniye dinlenerek yapıyoruz. Bu hayır var ya. Bileklerim donsun görsün. Tüm hareketleri tamamladıktan sonra da 5 set 5 tekrar 5 saniye şeklinde aynı döngüyü tekrarlıyoruz. Son derece... Fırat Sabutay lan bu. Harbi benziyor ha. Yorucu ve sağlam bir kondisyona ihtiyaç duyulan bir program. Oy, Diamond Shop mı deniyordu bu? Jason Momoa haftanın 5 günü antrenman yapıyormuş. Ben bunlardan omuz ve kol gününü seçip uyguladım. Diğer günlerde ekranda gördüğünüz şekilde. Dur bakayım. Flat bench yapıyor. Clean, medium grip, bu gereksiz olmuş. Yalnız orada bir barbell military press'i cross yaparsan. Şimdi bir kere bacağı arttırması lazım. Yani bacak az kalmış. Body weight jump squat falan. Nitrojenini koydunuz mu?
Barbell Military çok iyi bu arada, onu yapın. Leapfrog. Tamam. Ben abi bazen kahve içerken bile yapıyorum dışarıda bir yerde. Ölük antrenmanlarına ek olarak günde 45 dakika. Ama herifin vücudu bir iyi ya, yani hani böyle... Lan! Anladın mı böyle? Beast! ...kadar kaya tırmanışı yapıyormuş ve buna bayılıyormuş. Ağırlık antrenmanlarından ise nefret ediyormuş. Para kazanmıyor olsam yapmazdım. Adam baksana düz duvara tırmanıyor abi. Aldı. Aldı. Evet. Mitre'in bu hareketi yanlış yapıyor Mez. Bence de kardeşim aynı fikirdeyim bu arada. Uğret dışında. Sen o 6x scope muydu? 16x scope muydu? Mitre'in neydi o ya? Senin bir hareketin var. Onunla yap. Tamam, tam böyle nizam yapamadım yani. Saçmalık. Yani herkesin bir kere dozu... Oğlum o kadar spor yapıyorsun. Bir çıplak vücudunu at da görelim amına koyayım ya. Abi zaten muhabbet oymuş. Söylediklerine göre böyle spor, böyle vücut yapınca çıkartıp gösterme hevesin kalmıyormuş. Zaten normal geliyor, anlatabiliyor muyum? Ya yani öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Nude atarım şu sadece sana. At lan. At lan Instagram'dan. İşe alamayacağım lan. Harbi sileceğim. OnlyFans'ım var. Olsa denemesi gereken bir yöntem. Ben denedim. Bir daha da denemem. Açlıktan ölüyorum. Keşke yemekleri önceden hazırlasaydım. Fırında bayağı bir işimiz var. Balıklar, etler, metler hepsini. Bu ne abi? Güzel sürpriz. Saçmalama. Bunların hepsini atayım mı fırına ya bir arada? Tabii ya, uğraşma. Uğraşmadım değil mi? Oğlum fena antrenmanda. Bir de diyor ki bazı insanlar neymiş, doğuştan sixpackliymiş. Momoa öyle değilmiş. Bunu iddia ediyor. Ben işte çok kolay yağ tutuyorum falan filan, o yüzden biraz sıkı çalışmam gerekiyor. Aynı yapıya sahibiz ya. Falan filan dedi. Böyle antrenman yapılmadı abi. Bunu bir kere yaparsın denemelik. Oy, oha, nasıl yani? Ayrı bir tepsiye bile koy. Et arasına somon mu koyacak amına koyayım? Nasıl gideceğim? Umarım birbirlerinin tadını çok etkilemezler. Pro taktik, etlerinizi tuzlamadan önce mutlaka peçeteli suyunu alın. 3 aylık. Tuzu daha iyi yener. Oğlum şurası zaten 300 lira oldu. Ya bir şey diyeceğim. Hatırlıyor musun abi? Bizim ilk spora başladığımız gün nereye gitmiştik o? Metro muydu toptancı? Ya gidip şu salak... Salata paketli. Bunu için demiyorum da bir paket aldık salata. Ya içine herifler ısırgan otu bile koymuş. Bir kere yemedim onu ya. Daha geçen çöpe attım hatta galiba. Dilimiz şişti. Karışık salata da bu kadar karışık olmamalı ya. Yani anasını satayım, bizim bahçedeki çimeni bile koymuş içine. Torpak vardı ya. Çok kötüydü harbiden. Karıştırmayın. Ustu ustu ayrı ayrı pişin burada. Çok az bir zeytin ya. Abi yok olacak. Şuna bak. Bozucu huzur diyor ama hemen kokusu geldi. Kadar da değil. Balıkla karışmayacak, kokusu da olabilir. Yok yok. O karışmayacak. Zaten çıkacak o. Of, kollarım çok yorgun ya. Oğlum çok tatsız oldu buna. Lahana mı? Limonla sıkacağım. Lahana. Jason. Böyle yeme oğlum bunu. Ben az limon sıkıyorum. Az tuzak. Böyle falan gelmiyor. Jason diyor. Böyle yeme bunu diyor. Bu ne? Pişmedi mi bunlar ya? Abi yağlar buluştu ya. Spanak değilmiş. Orada köprü kuruldu can. Tat akışı gerçekleşiyor. Moraller bozuk. Moraller bozuk ya. Ne olacak be abi? Önemli değil. Verecektik abi. Bir tepsi daha koyacaktık. Tembellik ettik senin yüzünden. Zaten aynı yere gidecek Emre. Aynı yere gidecek. Oyun var kardeşim bugün. O kadar para verdik. Vücutçu tada bakmaz. Şuradaki güzel antrikotun altına aşağıdan bir beğene basalım arkadaşlar. Biraz videonun parası çıksın yine. En güzel yağ da avokado da var harbiden ha. İkinci öğünümüzde 240 gram somon balığı, yanında bir adet avokado, bak, şu tabak harbiden ıspanak ve tabak mükemmel ya. Güzel tabak ama bak bunu ben de yerim ya, löpür löpür yerim. De bira var, evet. Bu kadar açım ki şu an, çıldırıyorum yani şunu yemek için ama önce sabırla. Yanına da bir somon ekmek koy amına koyayım. Şunun tadına bakacağım önce, şu ıspanağı çok merak ediyorum çünkü. İspanakmış. Limon biraz güzelleştirmiş ama çok da iyi değil ya. Biraz yağlanalım avokadoyla. Aynı tabağı yaptık bu arada Ahmet. Bunun yanında bir de enteresan bir beslenme tarzı var. Bira içiyormuş. Ama ben tabii burada ailenizin kanalı fitlemekle size kötü örnek olmak istemediğim için malt içeceği aldık. Alkolsüz malt içeceği. Biranın muadili olarak. Bunu da ilk defa içeceğim. Adam yanında bira içiyormuş. Amına koyayım. Ha. Abi işte o zaten o dağa tırmanırkenki göbeği gördün mü? Evet, bir hafif göbek işte. Ama işte olsun abi, o da olsun. Bak hayattan zevk almayı da bırakmıyor adam. Bir yandan bira içiyor. Mojito tadında yapacağım. Çevir açma bu. Öyle olmasa da açabilirim. Kokusu yok. Bu ne ya? Mojito. Ya biraz limonlu soda gibi ama kötü bir tadı da var içinde. Beğenmedim. Neyse muadil olarak bizim ilk çalıştı. Beslenme tarzındaki olay da böyle aslında şey gibi biraz. Flexible diet vardır ya, esnek diyet böyle. Yani önemli olan birleşik kalori ve makrolar diyor. Öyle olunca mesela bu üründe de başka karbonhidrat kaynağı yok. Hep protein ve yağ, sebze vesaire var görüyorsunuz. Karbonhidrat kaynağı olarak birayı seçiyormuş. Çok seviyormuş bira içmeyi. Günde böyle iki tane falan yapıştırıyormuş. Ve tabii bira içebilmek için de karbonhidrat hakkını biraya saklıyormuş. O yüzden pilav. Bu adam harbi sizin akrabanız olabilir bu ya arada. Ya oğlum Ağrı'da bunun bu, Mamo'nun şeyi, dedesi. Bizim soydan zaten. Karaköse'de bizden 2 sene sonra göç ediyorlar ama biz İstanbul'a, yani İstanbul'a geliyor dedem, onun dedesi şeye gidiyor.
Direkt Amerika. Nereli lan bu? Chicago'ya gidiyor. Abi. Yok lan bu nereliydi ya? Falan filan o tip şeyleri yemiyormuş genelde. Bence mantıksız ya. Bira için değer mi ya? Ağrılı mı ama abi ağrılı? Bir kendine gel yani. Bu yöntemi ben de bazen uyguluyorum yani. Şöyle oluyor mesela. Bugün Hawaii'ye çok fazla tatlı çekiyorum. Hawaii'ye gidiyor işte. Ne yapıyorum? Öğlen yiyeceğim pilavı. Kısıyorum biraz azaltıyorum. Avustralya diyen var. Akşamki donata saklıyorum hakkımı gibi. Evet, arada bir yapılır ama düzenli olarak da böyle. Çok da sağlıklı değil yani. Ve et tadı yok balıkta. Yani kırmızı etin tadı gelmemiş. Tam bir sağlık deposu oluyor bu arada. Yani omega 3'ünden avokadosunun yanında ıspanağına kadar falan yani şu hariç. Ben bu yaşıma kadar hiçbir denk gelip de içmedim şimdi yani. Bu arada geyik bir yana harbiden benzemiyoruz. Yani alakamız yok aslında. Ya bu arada bir şey diyeceğim abi yürü git. Ya bir fotoğraf atacağım. Adamına koyayım benzemiyoruz oğlum. Bak adamın bir kere şaka, kaşığı, gözü falan benimle alakasız. Andırıyor. Saçı ve sakalı olduğu için andırıyor. Mito ne dedi lan? Babalı hoş geldin. Ahmet Gezmiş havayla olunmaz lan. Havaya gidilir. 20 çokmuş. At bakayım o dediğin fotoğrafı. 4 yılında kariyerinin henüz başlarında iken Guns N' Roses Vacation filminin oyuncu seçmelerine gitmiş. Baksana sakalı bir kesti gördün mü? Neye döndü? Kariyerinin henüz başlarındayken Guns N' Roses Vacation filminin oyuncu seçmelerine... Bak. Tarkan oldu. Gitmiş. Beyoncé'nin kız kardeşine sarktığı bir rol için audition vermiş. Seçmelerde canlandırdığı rolün saçmalığından dolayı çok utanmış ve dışarı çıktığında bu iş bana göre değil moruk ya bırakacağım demiş. Ancak bu role seçilmiş ve kariyeri hızla yükselmeye başlamış. O gün pes etseydim bugün buralara gelemezdim diye de TED tarzı bir motivasyon cümlesi kurmuş. Gerçekten çok ya güzel. Abi. Sahneye baktım ben. Hakikaten bayağı kötü. Bir nasıl benzemiyorsunuz ama bunun sen olmadığına beni hiçbir kuvvet inandıramaz. Şu fotoğrafa bir bak ya. Lan önceden girmiş zoom atmış. Abi bu sensin. Zoom atmadım lan. Azıcık daha geri al biraz da. Bu tabi suratına yara çizmişler. Bir kere burnunda kemer var. Bende yok. Bakıyorum. Sakal yapısı bile aynı değil yani. Baksana ikinizin de ağzı gözükmüyor. İkinizin de ağzı gözükmüyor. Böyle falan kıza yürüyor gibi. Bir anda babası falan var. Böyle şey yapıyor. Kız mı yürüyorsun falan. Baya kötü kötü yani harbiden. Ama bu işler böyle yani, böyle bir günde okulanları bulmuyor. Vallahi iyi geldi he. Somon momon doyurdu yani. Biraz da mayıştım. Ama insan bir şey istiyor yani birazcık. Karbonhidrat istiyor yani. Bununla falan olacak işte böyle. Azıcık bak çok dedi. Şöyle şu kadar kase. Koyacaksın bira işte. Yoksa çok daha mutlu olurdum şu an. Ama biraz dinleneceğim harbiden ya. Jason Momoa, Hawaii doğumlu, Amerikalı aktör ve yapımcı. Fiziği en çok beğenilen ünlülerden biri. 1979 doğumlu, 1.93 boyunda, 100-105 kilo civarlarında ve kolu 40... Bir adet hep. 1.93'müş bu ya. Sen 1.90 değil misin ha? Ya 1.89'um ben. Çok kolay üçlüsünü merak ediyorum, biliyorum. Aynı zamanda internet üzerinden Adrian lakabıyla canlı yayınlar yapıyor. Ya bir git. Üçüncü önümüzde 280 gram antrikot, yanında da 150 gram ıspanak var. Tosun gibi bir şey çıktı oradan bir anda. Yine güzel şeyler. Bir steak yiyelim hocam değil mi yani artık? Ya bu arada adam güzel besleniyor oğlum ama hep... Şey böyle yani hani sebze et. Ben şu lezzetleri bir şey yapamayan. Kar saykım. Gut olursun lan. Balığa pek yokuşma hoşuna ama. Hiçbir şey olmaz. 3 günde bir probiyotiği de çaktın mı? Hızlı bir şekilde kilo alması ve irileşmesi gerekiyor. Ya Allah'ın en son ketojenik yaptık. Yemin ediyorum götüm kasıldı. 4 gün sıçamadım affedersiniz. Öyle ketojenik mi olur ya? Bunu başarmasını da 2 yiyeceğe bağlıyor. Steak ve pizza. Evet pizza. Pizza olmasaydı o kadar kaloriyi yiyemezdim diyor. Pizza, steak. I mean I pretty much consumed anything. Small animals. Still moving. Lan biz de 800'e yakın. Patatese döneriz. Böyle adam kaldırıyor oluyor. Bu oyunda da yine karbonhidrat yok. Bayağı ketojenik bir ürün yani. Yağlı bir et ve ıspanak. Ama balık zaten bayağı doyurmuştu. Bu da şu an kilitliyor beni yani. Daha çok böyle eksiklik hissederim gibi düşünüyordum karbonhidrat ama şu an aramıyorum yani. Bayağı mutlu ve keyifliyim yani. Momoa'nın keyfine düşkün olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle kendine çok da kasmadan beslenerek %15-18 yağ oranlarında takılıyormuş. Fiziğiyle ön plana çıkacağı bir rol geldi. %15-18 yağ oranlarında takılıyor oğlum adam. Aramızda bak, %6 fark var. Burada da senin eski haline benziyor. Tamam bu da bak, yeni, yeni başladı zaman. Saçları dediği zaman sıkı bir antrenman ve diyet dönemine girerek çok yağ oranı düşürüyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Yağ oranı öyle de ya bir mail geldi. Kilo tarafında herif şey yani. Başlık bu. Hemen daldım içeri. Güzel dedim. Nasıl yani? Bir tane güzellik estetik merkezinden. Diyorlar ki Emre Bey gelin biz sizin burnunuzu yapalım. Biz de burada video çekelim. Garipsedim. Sonra kalktım gittim bir aynaya bak çünkü yani burnum benim vücuduma dair en çok övgü aldığım yerimdir yani burnum. Burnumu severim ben de o yüzden. Ya dedim çok sıkıntı görünmüyor yani. Niye bunlar böyle dedi. Üzüldüm oğlum akşam dedim ki ya abi hakaret gibi bir şey ya değil mi hocam yanlış mı düşünüyorum ya. Ya çok da abartmamak lazım yani. Ama yani bu şey gibi abi ben sana geliyorum diyorum ki ya moruk diyorum gel senin burnunu yaptırdım aynı örneği verdim. Ya ben sana geliyorum diyorum ki ya moruk diyorum gel hadi seni epilasyona götürelim diyorum. Ha şimdi ben sen ne diyorsun lan ben kıllı mıyım derim. Heh bir şey olur bir şey değil mesela. Aşağı estetik.
Baba Boss. Baba Boss. Baba Boss benim favorim sence? Bence de. Çok, çok yakışıyor adamın. Geçen turundaki kazananları açıkladık az önce. Soruyu da koyduk hocam. Üzgün bir şey yakışıklısın falan yazın işte. Ne yapacağız yani? Diğer önler güzeldi. Yine bakın bu önüne. Yine güzel. Yine avokado. Yine adam 3 ön ıspanak yiyor bir kere. Temel Reis falan amına koyayım. Bu ne? Kapanışı da en sıkıcı önüne yapacağız yani. Diğer önler güzeldi. Yine geldik. Betonarme tavuğa. Tavuk aramıyor. Tavuğa kızmıyorum. Popo gibi. 3 saat sonra. Abi o yavandır o böyle, o yenmez. Ama yani şundan bıktım artık. İçim dışım ıspanak. Kağıt gibidir. Temel Reis bu kadar ıspanak yememiştir abi. Bir de bekledikçe tadı da kötüleşiyor. İlk yediğimde biraz daha iyiydi. Tüm gün boyunca toplamda 2838 kalori. Aa, dur bakayım. 159 gram karbonhidrat, 216 gram protein, 126 gram yağ almış. Toplam 3000 kalorilik yemek yemiş. Tabii o kadar antrenmana çok normal de. 159 gram karbonhidrat düşük karbonhidrat değil. Baya baya normal. Sporcu karbonhidrat dengesi var burada anladığım kadarıyla. Bir de üstüne yağ da koymuş baya. Allah Allah. 126,5 gram. Ama yağ sen ketojenik yapan birisi olarak bilirsin. Temiz yağ, şey yağ. Tabii de. Tereyağından almak var. Harç oldu. Aa, şeyi unuttuk. Bireyi unuttuk. Lan biz ketojik yaptığımız zaman 30 gram karbonhidrat falan alıyoruz. Çakma bireyi. Oğlum ben de diyorum. Yenmiyor abi çünkü anladın mı? Kupkuru beton. Lazım yanında bir şey. Bu seferki de yine çakma bira. Ginseng aromalıymış hocam. Enerji içeceği. Bunu önceden istedik keşke. Enerji yapmadan önce değil. Akmaz pek ama. Bugün. Bu serinin yani dönemden yalnızca bir tanesi. Bu seriden daha bir sürü video çektik biz daha önce. Bu sana göre değil abi.